Tabii çok heyecanlıyız, çok mutluyuz ve yani kendi düğünüm diye söylemiyorum. İçeri girdiğim anda bütün sevdiğimiz bütün insanlar oradaydı ve gerçekten film gibi bir kareydi. O yüzden hiç unutamayacağım bir an ve çok heyecanlıydım ve çok mutluyum. Hala da devam ediyor bu heyecan ve mutluluk. Ne güzel heyecan. Siz neler söyleyecek zaten? Heyecanlı mısın? Hala heyecanlı mı? Zaten heyecan yoksa evlilik yok. Yani en azından düğün yok diyelim. Tabii ki çok heyecanlıyız. Çok keyifli bir gün bizim için. Zaten ben onunla tanıştığım gün bugün olacağını biliyordum. Onu hissetmiştim. Evet, beni ilk Naz gördüğünde de hissetmiş. Ben öyle de hissetmiştim. Demek ki bu karşılıklı bir şeymiş. Evleneceğin insanı sürecin ilk gördüğün anda anlarsın derler ya, öyle bir şey herhalde. Evet. İlk o zaman ilk buluşmaydı. İlk adımı kim attı? İlk nerede tanıştınız? Ya karşılıklı oldu bizim. Evet, çok. Öyle demek daha doğrusu. Karşılıklı evet oldu. 1,5 yıl önce falan herhalde. Evet, aynen, aynen. 1,5 yıl. Evet, aşağı oldu. Bir düğünde falan mı bekliyorsunuz? Yok, öyle değil. Bizim cimbomluluğumuz en büyük bir araya gelme nedenimiz diyelim. Benim Galatasaray tabii. Doğal olarak eşim de ailem, ailece, aynen onlar, öyle. Lise ablası lisede. Ben de Galatasaray Yönetim Kurulu üyesiyim zaten. Oradan gelen bir böyle öyle bir heyecan, diyelim, bir Galatasaray'ın getirdiği bir bütün maçlarda görüyorsunuz zaten bizi. Dün akşam çok üzüldük. Ben de çok üzüldüm. Zaten başkanımız Fatih hocamız da teşrif edeceklerdi ama bu durumdan dolayı gelemediler. Aynen öyle. Çok anlayışla karşıladım ama bizim düğünümüzdü. Ben de çok üzüldüm. Ama işte hayat devam ediyor. İnşallah taraftarlarımız da artık bizi affetsin. Bu gece eğleniyoruz ama aslında benim de içim hakikaten orada bir üzüntü içinde. Bu hayatın içinde olan şeyler. Evet. Geleceğiz, kaybedeceğiz. Kazan. Tabii biraz aynen öyle. Gidelim. Tabii doğru söylüyorsunuz. Peki efendim biraz gelinlikten bahsedelim. Tek gelinlik olacak bunu kaç gelinlik gelin? Hayır, şimdi ikinci geliniğimi gireceğim biraz sonra. Ağır herhalde. Evet, bu biraz ağır arkadaşlar gerçekten. Kaç kilo? Biraz ağır. Bilmiyorum vallahi kaç kilo var. Ben artık anlayamadım bu gelinliğin nasıl bir gelinlik olduğunu ama taşıdım ya, yani. Hani beni bile taşır maşallah. Taşırım senin başımın üstünde ama hayır, öyle bir şey değil. Şimdi parti yapacağımız için daha hafif bir gelinlik giyeceğim. İyi ki de öyle bir tercihte bulunmuşum. Çünkü orada 5 dakika deniyorsunuz. Böyle bir şey olacağını bilmiyorsunuz. Ben hakikaten hakkını verdim bu gelinliği. Çıkartabilirim bir an önce yani. Karşısında damat teşekkür olur. Teşekkür ederim. Peru Karakaşlı. O benim çok dostum olduğu için onu kıramadık. Zaten burada tabii ki o benim dostum zaten. O bana geldi dedi ki ben yapacağım dedi. Olur mu, insan dostunu kırar mı? O nokta benim için. Bugün geldi, kendi giydirdi, kendi şahsını giydirdi. Sağ olsun iyi ki var. Evlilik teklifi ne zaman geldi? Nasıl geldi? Aslında zor. Vallahi sanki biz hep her an sanki ediyormuşuz. Evet, bir şey öyle bir şeydi o. Bir final yok yani. Her an öyle ediyorduk. Öyle bir birdenbire hiç söylenmeyip söylenmiş değil. Aynen öyle. Sonra birdenbire işte hadi düğünü hangi tarihte yapalım diye karar verdik. Öyle teklif. Tabii tabii. Yani. Ne zaman düğünü yapıyoruz dedik yani. Sanki bir evlenme teklifinden öte. Evet, yani. O zaten kesin. Yani ne zaman evleniyoruz? Biz zaten ne biliyoruz evleneceğimizi, ne zaman yani. Tabii ki. İnşallah. Tabii ki. Hayırlısı olsun. Aynen. Balayı hemen yapacak mısın yoksa arayacak mısın? İşler var tabii, biraz yoğunluk da var. O ayarlanacak. Yılbaşı tarihlerine uygun evet arayan benim işlerim dolayısıyla. Evet, ayarlanacak. Galatasaray'ın devre arası olması dolayısıyla daha rahat olur diye düşündüm. Düğünümüzü Galatasaray'a göre ayarladık biliyorsunuz arkadaşlar. Maçlara göre ayarlandı düğünümüz. Ama yine de dün akşam üzüldük tabii. Ne yapalım, aynen, geçmiş olsun. Olur takımımız. Evet. Galatasaray'ı o kadar seviyorsunuz ki. Evet, biz hayatımızın her an içinde Galatasaray. Beraber maça gidiyoruz her dakika. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.